olan görevini de yapamadı bu nedenle. Bu nedenle biz gerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nı gerek askeri biraz anlamamız lazım. Asker bu nedenle, bakın bunlar içeride, bunlar hüküm giydi. Ama bugün kışlalarda bunların meslektaşları var binlerce. Ve bunların çoğu da bunlar diyorlar ki yani bunlar görevlerini yapıyorlardı. Cumhuriyet tehlikeye düşüyordu. Bunlara göre tehlike de bu. Tehlike ne? Efendime söyleyeyim. Başörtülü bir adamı müsteşar yapmışsınız. Bir resmi törende, Cumhuriyet Bayramı'nda, şu bayramda, bu bayramda bir tane delinin biri sakallı çıkıp Allah-u Ekber dediğinde Cumhuriyet tehlikeye giriyordu. Evet. Delinin biri meczup diye de yazıyorduk onu. Ve bu meczupların çoğunu da onlar ayarlıyorlardı. İşin bir de bu tarafı vardı. Şimdi bunlar bu yüzden yani suç işlediklerine inanmıyorlar bir. İkincisi, parti olarak en fazla tabanı teşkil eden CHP'nin seçmeni. Ve CHP'liler, teşkilatta görevli olanlar, milletvekilleri, onlar da bunların suç işlediklerine inanmıyorlar. Neden inanmıyorlar? Bunlara niye kızıyorlar? Niye yüzünüze gözünüze bulaştırdınız, başaramadınız diye? Kağıttan kaplan. Kağıttan kaplan maplan lafları böyle ağızdan kaçmış bir laf değil. Onlar da niye yapamadınız diyor. Şimdi bu kesim zihin olarak hani hep diyorlar ya düşmanlar gelmişti sizi yok edeceklerdi biz kurtardık. Sizin zaten göreviniz var tarlanızda çalışmak dükkanınızda çalışıp vergi vermek bir de gidip şehit olmak. Bu ülkenin sahipleri bizleriz. Şimdi bu demokrasi denen oy denen milli irade denen belayı kim bu ülkenin başına getirip bel sardıysa bunlar o günden bu yana artık iktidar yüzü göremeyeceklerini anladılar. 30 senedir biz diyoruz ki ya halkın değer yargılarıyla oynamayın. Halkın isteklerine göre, halkın ne bileyim yani sinir uçlarına dokunmayacak şeyler söyleyin. Bu halk size de oy versin. Sosyal demokratsınız. Emekten yanasınız, işçiden yanasınız, alın terinden yanasınız. Şişli'den oy alıyorsunuz. Ümraniye'den oyalamıyorsunuz yani. Bu nasıl sosyal demokratlık? Bunu yapın diyoruz. O da işlerine gelmiyor. Ne yapacaklar bu insanlar? Darbeyi desteklemekten başka ellerinden bir şey geliyorsa bunu söyleyin bana. Ben Iraklı birisiyle konuştum yıllar önce. Dedim ki ya siz niye intihar bombacıları kullanıyorsunuz? Yani birçok masum insan ölüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya hayır diyor masum insan planlı bu olmuyor diyor. Şimdi diyor Amerikan askeri geliyor evden içeri giriyor. Kapıyı tekmeyle dipçikle kırıp giriyorlar. Babayı orada dipçikle yere yıkıyorlar. Öbürüne tokat vuruyorlar. Evi arıyorlar. Adamın karısını öbür odaya alıp bağırtıyorlar diyor. 16 yaşında erkek çocuğu var ona da iki tekme sallıyorlar. Çocuk bütün evdeki şeyi görüyor diyor. Annesine yapılanları görüyor, babasına yapılanları görüyor. Kız kardeşinin arka odadaki feryatlarını duyuyor. Bu çocuk ne yapsın diyor, ne bana onu söyleyin. Bu çocuk da beline tutuyor, bağlıyor. Bir şey gidip onların ortasında patlatayım, ben de onlara zarar vereyim, kendim de yok olayım diyor. Şimdi demokrasiye inanmayan bir kitle. Şimdi vatandaş diyor ki, gel bunu böyle yap. Ben sana da oy veririm. Hayır. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz başörtüsüne karşı değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Hükümet bir düzenleme yapıyor. İki tane milletvekili hop gidip hemen Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Bu ne şimdi böyle dedim bir de böyle çıktı. İşte onların şahsi şeyi. Yani o yanı kıvırıyorlar, bu yanı kıvırıyorlar. Bir türlü milletle, demokrasiyle. Hocam CHP kurumsal olarak Halil Koç önderliğinde Oslo'nun peşine düşmüş. Suç duyurusunda bulunuyor. İşte kameralar karşısında geçip feryat ediyor. Aynı gün genel başkanları da PKK silah bırakılacaksa Oslo görüşmeleri devam edebilir diyor. Bu nedir ha bu nedir? Şimdi bu nasıl değerlendireceğiz? Bu nedir? Bunların kafaları karışık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani bu oy da getirmez. Bunlar hani denge birimiz böyle derken birimiz de böyle diyelim. Bu olmuyor.
Hocam dün akşam açıkladım. Siz